harçlıklarından artırdı. Kimisi de evinde açmış olduğu mantıları satarak bu iyilik kervanına katıldı. Yurdumuzdan 10 bin kilometre uzakta Filipinler Mindanao adasındayız. Bugün burada Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim'le birlikte 5 ayrı kalıcı eserimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emanetleriniz yetimlerimize emanet. Burada bugün Konya İHH olarak bir yetimhane açtık. Bu benim için çok önemli. Çünkü yıllar önce Patani'de İHH İnsani Yardım Vakfımızın yetim dayanışma günlerinde yaşadığım bir hadise beni çok etkilemişti. O günden bugüne yetimler için yapılabilecek yetimhane olsun, başka bir imkan olsun, ne olursa olsun hepsine can feda koşmaya çalışıyorum. O gün orada yetimhaneye ilk vardığımızda bir küçük yavrucak kız çocuğu adeta bir civcivin annesinin kanadının altına girdiği gibi kolumun altına ben fark etmeden usulca giriverdi. Bu hadise beni çok etkilemişti. Müminiz elhamdülillah, yetimler hususunda hassasız ama o günden bugüne yetimler konusundaki hassasiyetim çok daha farklı, çok daha zirvede. Bu kompleksin içerisinde yer alan Mehmet Zahit Kodku Camisi'nin açılışı için Filipinler Moro'dayız. Özellikle barış süreciyle birlikte bölgede hızlı bir gelişime ihtiyaç duyuluyor. İnşa edilen bu camiyle birlikte aynı zamanda Moro'lu Müslüman kardeşlerimiz inançlarını muhafaza imkanı bulacaklar. Allah bu hayra vesile olan bağışlarımızdan razı olsun. Yaşadığımız asırda dünyanın değişik coğrafyalarındaki yetimlerin varlığı bir anne yüreğiyle vicdanlarımızı harekete geçirdi. Bu süreç zarfında hanımlarla beraber çok böyle muammalı bir koşuşturma yaşadık. Neler yaptık? Kahvaltı programları düzenledik. Hadis-i şerif kitapçıkları bastırdık biz. Bunların satışını yaptık. 6-7 bin tane belki iğnelik yaptık. Yani 2 yıl süren yoğun bir çalışmanın sonucunda Allah-u Teala bize böyle güzel yetimlerin içerisinde ikame edip kalabilecekleri, barınabilecekleri ve gerçekten emin ellerde eğitim alabilecekleri bir yer yapmayı nasip eyledi. Elhamdülillah diyoruz. Açılışını yaptığımız bu kompleksimizde yetim yavrularımız daha hijyenik ortamda yemeklerini yiyebilecekler. Aynı zamanda buradaki çalışan kardeşlerimiz de bu yemekhaneden istifade edecekler. Yemeklerimiz bu yemekhanenin hemen yan tarafında bulunan mutfakta yapılacak. Bu yemekhanenin ve mutfağın yapımına katkı sağlayan Tuzlalı gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Ya Rabbi, tekrar bu kadar hizmete emeği geçen ne kadar kardeşlerimiz, ne kadar bağışlarımız varsa onların, yaşayanlara hayırlı uzun ömürler, vefat edenler ne kadar varsa onları da rahmetiyle muamele ediver ya Rabbi. Güle güle.